Efendim merhaba. Antalya Serik Manavga sınırındaki tarihi Selçuklu Köprüsü, diğer adıyla Aspendos Belkıs Köprüsü'nü sizler için inceleyeceğiz. Levhada yazdığına göre uzunluğu 225 metre, genişliği 4,5 ila 5,70 metre arasında. Köprünün kadesi buradan başlıyor. İleri doğru gidiyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Şu anda taşıt trafiğine kapalı durumda. Bu bölümü köprüden yüksek. Bunu anlayamadık. Köprü aşağıda kalıyor gördüğünüz gibi. Değişik zamanlarda onarılmış köprü. Selçuklu Köprüsü. Tarihi Selçuklu Köprüsü'ndeyiz. Bu köprü Köprüçay Irmağı üzerine kurulmuş. Yaklaşık 40 kilometre ileriden geliyor bu su. Sanırım o zamanlar daha heybetliymiştir bu ırmak. Bunun üzerine kurulmuş tarihi Selçuklu Köprüsü. Burası en yüksek yeri. Bak aşağı bakıyoruz. Buralar sel yaran, gelen sellerin köprü ayağını yıkmaması için bakın bunlar yapılmış. Ayakların altına. Bu dağlardan geliyor bu ırmak. Oo, harika. Hızlıca gidelim. Köprü burada. Bakın dönüyor. Dosdoğru değil yani. Ne hikmetse bilemiyoruz. Bu şekilde döndürülmüş. Buradan da bu şekilde dönüyor. Bu taraf Manavgat tarafı. Aynı zamanda bu köprü ve ırmak Serik'le Manavgat'ı ayırıyor, sınır oluyor aynı zamanda. Serik ve Manavgat ilçelerini ayıran bir sınır. Bu doğu tarafı Manavgat oluyor. Geldiğimiz tarafta Serik oluyor. Şimdi geri dönüyoruz. Köprünün bu kısmında, yani Serik tarafına yakın kısmında levhası var. Bakın Arapça tersten oluyor ama bakın buraya şöyle tersten çekiyorum. Az ileride yaklaşık 1 kilometre sonra tarihi Aspendos antik kenti ve tiyatrosu var. Bir de aşağı kısımdan inceliyoruz köprüyü. Bir de böyle uzaktan seyrediyoruz. Antalya tarihi Aspendos Selçuklu Köprüsü'nü.
Harika. Efendim, tarihi Antalya, Serik, Aspendos, Selçuklu Köprüsü'nden hepinize iyi günler. Hoşça kalın, sağlık ve huzurla kalın efendim. 30 Haziran 2022.